İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İzole edilmiş Batı Ermenistan'ın Urfa'da kuşlar ve hayvanlar da ilgi odağında. Artsah Cumhuriyeti'nde yağan karı tarım olumsuz etkileyecek. Ahalkalak'ta sokakların dezenfeksiyon işi devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 40 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Onaylanan vaka sayısı 921'e ulaştı. Çin Devlet Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardıma hazır olduğunu belirtti. Suriye Ulusal Ordusu adlı terörist grubu paralı askerlerin Libya'ya sevkiyatını durdurdu. 24 Nisan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırıma adanmış Los Angeles'taki tüm faaliyetler iptal edildi. Balıklı Göl, Batı Ermenistan'ın tarihi Urfa şehrinde yer almaktadır. Bu su havzası hakkında çeşitli efsaneler yaratılmıştır. Bunlardan biri orada yaşayan balıkların kutsal olması ve avlanmasının yasak olmasıdır. Balıklar her zaman bölge sakinlerinin ve devletin özel ilgisi altındadır. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin simgelerinden Balıklı Göl, koronavirüs tedbirlerinin ardından sessizliğe büründü. Balıklı Göl'deki balıklar ile bölgedeki hayvanlar da belediye ekipleri tarafından beslenmeye başlandı. Ekipler her gün düzenli olarak balıklar ile İbrahim peygamberin doğduğuna inanılan mağara önündeki güvercinlere yem bırakıyor. Ekipler ayrıca aç kalan sokak köpekleri ve kediler için de birçok noktaya mama bırakıyor. Artsak Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Vilena Vedisyan, Artsak Pres muhabirine verdiği demeçte son günlerde yağan karın tarım üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacağını belirtti. Ona göre ülkede minimum gece sıcaklığını belirlemek için incelemeler gerçekleştirildi. Bu durumda ovalık alanlar en tehlikeli olanıydı. En düşük hava sıcaklığı eksi iki buçuk ile eksi üç dereceyle bölgesinde kaydedildi. Vilen Avedisyan yaptığı açıklamada sonbaharda ekilen tahıl konusunda donmaya karşı dayanıklı olduğu için herhangi bir sorun yaşamayacağız. Ancak Isıtılmamış seralarda yetiştirilen sebzeler ve özellikle kara buğday, fasulye, soya fasulyesi, fideleri donabilir. Çiçekli ağaçlar açısından sıcaklık çok tehlikeli değil. Sadece Hadrut bölgesinde tehlikeli. Ve genç dallarda, filizlerde veya çalılarda donma olabilir dedi. Ahalkalak Servis Merkezi ve itfaiye çalışanları bugün şehrin tüm sokaklarını dezenfekte etmek için seferber oldu. Sabahtan beri 11 sokak dezenfekte edildi. Ahalkalak'ın hem merkezi hem de ara sokakları dezenfekte edilmektedir. Servis merkezi müdürü Armen Bıçakçı'nın dediğine göre başlangıçtan sonuna kadar 11 sokak dezenfekte edildi. Bunlar Nalbantyan, Miyasnikyan, Kraliçe Tamar, Mesrop Maşnot, Tumanyan, Mıgırcı Sarkisyan, Boris Lombatze, Şarl Aznavur, Derenik Demirciyan, Vazgen Sarkisyan ve Yerevanyan sokaklarıdır. Armen bıçakçıya göre sokaklardaki insan sayısı arttığı için öldüden sonra dezenfeksiyon işlemleri yapmak pek mümkün değil. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 9 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 28 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Böylece 9 Nisan'da toplam 921 koronavirüs vakası doğrulandı. 4902 testte negatif sonuç kaydedildi. Şu anda 773 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre 138 kişi iyileşti ve 10 hasta hayatını kaybetti. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yeni koronavirüsle mücadelede Çin'in kaydettiği ilerlemeye övgüde bulunan bir mektup gönderdi. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkileri Departmanlığından bildirildiğine göre Xi Jinping ise yanıt mektubunda salgına karşı mücadelede Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardıma hazır olduğunu ifade etti. Çin tarafı Ermenistan Cumhuriyeti'nin koronavirüs ile mücadele çabalarını güçlü bir şekilde destekliyor ve daha fazla yardım sağlamaya hazır. Xi Jinping, Cumhurbaşkanı Armin Sarkisyan'a e yazdığı mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem vererek ülkelerimiz arasında sağlık alanında işbirliğini güçlendirmek, ülkelerimiz halklarının yaşamlarını ve sağlığını birlikte korumak için sizinle ortak çaba sarf etme hazırım ifadesini dile getirdi. Çin Halk Cumhuriyeti liderinin sözlerinin parlak kanıtı Ermenistan Cumhuriyeti'ne gönderilen kişisel koruyucu ekipmanı ve tıbbi malzemelerdir. Bu nesnelerle yüklü kutular üzerine dostluğumuz Yangtze nehrinden daha uzun ve Ararat dağından daha yüksek olsun dilekleri yazıldı. Step News Ajansı tarafından bildirildiğine göre Muhalif Suriye Ulusal Ordusu adlı Türk yanlısı terörist grubu Liva Sultan Süleyman Şah ve Liva Sultan Murat gruplarındaki militanların Libya transferini durdurdu. Nedeni sözde Libya Ulusal Anlaşması hükümeti için savaşmak isteyen militanların az sayıda olması. Step Ajansı'nın konuyla ilgili haber kaynağına göre militanların sevkiyatı ikinci kez durduruldu. Bunun nedeni Libya'ya çok sayıda militan göndererek silahlı grupların kaynaklarını tüketmesi. Diğer neden ise Libya'da Suriyeli grupların büyük miktarda kayıpları. Koronavirüs pandemisinin bile gerici Suriye parlı askerlerin Türkiye tarafından Libya'ya transferini etkilemediğine dikkat edilmelidir. Covid-19 ile enfekte olan paralı askerlerin Trablus'a zaten gelmiş olmasına rağmen Suriyeli paralı askerler için herhangi bir karantina prosedürü veya kontrolü yapılmadı. Koronavirüs salgınının mevcut durumu göz önüne alındığında Los Angeles Birleşik Örgütü, Birleşik Ermeni Gençleri ve Ermenilere karşı uygulanan Soykırım Komisyonu 24 Nisan'da düzenlenmesi öngörülen tüm anma törenlerini iptal etmeye karar verdi. Yayınlanan mesaja göre Ermeni toplumunun bu üç kuruluşu şunları planlamıştı. A. Montebello'daki Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtı kompleksini ziyaret. B. Küçük Ermenistan Los Angeles'ta yürüyüş gösteri. C. Los Angeles'taki Türkiye Konsolosluğu önünde protesto gösterisi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayren adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Lentupu Ganaç Derevatlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.